Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni evimde ilk makyaj videom sayılabilir çünkü adam akıllı hiç çekmedim. O yüzden çok çok heyecanlıyım. Adam akıllı makyaj videosu çekmeli bayağı bir zaman oldu. Ben dedim ki hazır fırsattan istifade bir şeyleri yerine oturtuyorum, yavaş yavaş bir adam akıllı bir makyaj videosu çekeyim. Çünkü vloglardan vesaire ben de sıkılmıştım. Artık kanalım amacının dışına çıkmaya başlamıştı. Çünkü benim asıl amacım makyajdı. Ya da çizim vesaireydi. Her neyse. Akşam yürüyüşünü de zor yakaladım. Birazdan sonra hava kararı büyük ihtimal saat 6.30-7'ye geliyor. Hızlıca bir makyaj yapalım istedim. Bu yüzden kolay ürünler seçmeye çalıştım. İnşallah zor olmaz benim için. Hep böyle diyorum, sonra sonu çok kötü patlıyor. O yüzden şimdi yavaş yavaş makyajımı yapmaya başlayalım. Bütün makyajımı krem ve likit ürünlerle yapmaya çalışacağım. Tenimi ilk nemlendirmek istiyorum. Bu yüzden ilk kullanacağım ürün şu şekilde L'Oreal'in Glow Cherry'si. Bu bendeki en açık rengi. Gerçekten çok memnunum. Kokusu, yapısı çok güzel. Işıltı veren nemlendirici diye geçiyor ama ben nemlendirdiğini zerre düşünmüyorum. Gerçekten ı-ı. Ama ışıltı veriyor. Gayet ince bir fondöten uygularsanız. Tenimi uyguladım. Ben ilk önce göz makyajımla başlayacağım. Tenim bu şekilde kalacak. Umarım rahatsız olmazsınız. Yapacak bir şey yok. Artık bana alışanlar alıştı. Gördüğünüz gibi sivilceliyim. Kullanacağım şimdiki üründe Fit Me'nin korektörünü kullanacağım. Bendeki 15 numara rengi şöyle göz kapağıma azıcıkın geçiyoruz. Şu şekilde bir fırça yardımıyla yayıyorum. İlk 20 numarayı alıyorum. Pastelin bu dayanak ucularından. Şöyle bırakacağım. Umarım kurumazsınız hemen. Hemen fırçayı alıyorum. Temiz bir karıştırma fırçası. Tekrar uyguluyorum. Rengini iyice alabilmek için. Ben ruju allık ya da göz farı olarak kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Biliyorsunuz şu şekilde kalemini alıyorum. Bu asansörlü kalemi gözümün iç kısmına geçeceğim. Ardından çok hafif aşağıya uygulayacağım. Ama yukarı doğru. Aynı şekilde diğer tarafına geçiyorum. Altına çok hafif geçiyorum. Hemen hızlıca sabitlenmeden bunu da yayacağım. Bu şekilde göz kapaklarımı tamamladım. Kirpiklerimi kıvıracağım. Bu işleme de alışmaya başladım zaten. Eskiden hiç yapmıyordum. Artık bayağı yapıyorum. Son bir aydır falan böyle işte hangi maskara kullandım, maskaranın markasını falan diyordunuz ya, ben aslında genelde tek maskara kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmıyorum tek maskara. Biosu Fake It maskarasıyla Maybelline'in Push Up Angel'ını kullanıyorum. İlk Fake It'i kullanıyorum, daha sonra Push Up Angel'ı sürüyorum. Ve iki maskara olduğu için birleşince bence çok güzel duruyorlar. Ki zaten siz de bunu aynı şekilde söylediniz. Şimdi kirpimin dibinden bu Fake It maskarayı geçiyorum. Şu şekilde daha sonra çeviriyorum. Hani ucu yok ama o kadar güzel kıvırıyor ki bence. Bir tek tek ayırıyor ikisi birden. Çok güzel. Daha sonra Push Up Angel'la geçeceğim üzerinden. Çok hafif böyle ayırmak için. Bu arada camı açtım. Ses geliyor ama çok sıcaktı. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten sıcaktı. Benim yaptığım bir farklı şeydi. Normalde ben alt kirpiklerinden geçiyordum ama şimdi geçmeyeceğim. L'Oreal Paris Paradise'in şu şekilde pomadını kullanacağım. Bendeki 103 numara mı? Hayır, 104 numara bendeki. En koyusu zaten. Bununla boş bulduğum yerlere
Geçiyorum. Sürekli kullanıyorum ve övüyorum. Şöylece sıyırıyorum, sıyırıyorum çünkü ucuna aşırı ürün alıyor bu. Şu şekilde hafif döndürüyorum ki bütün kılları kavrasın fırçanın ucu ve yukarı kaldırsın. Hepsini yukarı doğru çıkarıyorum. Ardından şu şekilde azıcık yukarı kaldırıp fazlalığı alıyorum. Kaşlarım da bitti. Maybelline Fit Me 110 numarayı kullanacağım. Bunu seviyorum. Kapatıcılığı çok yüksek mi dersiniz? No, değil. Çok yüksek değil. Bitmiş hatta. Şöyle hızlıca fırçayla bir geçeyim. Bu arada kullandığım fırçada Naşita'nın 137 numara fırçası. Fırçayı şimdi ben iyice yedirdim mi bunu? Hemen Naşita'nın yine süngerini alıyorum. Bu sünger de çok güzel bir sünger. Tam klasik süngeri. Şu şekilde üzerinden geçiyorum. Zaten gördüğünüz gibi hemen kapatıcılığını alıyor sünger. Ama en azından cildim gibi duruyor. Hani böyle kalıp gibi göstermiyor. Süngerin bence en büyük avantajı o. Evet. Lekelerim çok güzel ortada duruyor. Hiç kapanmadı zaten. O yüzden şöyle bir, iki. Yine aynı Fit Me'yi kullanıyorum bu arada. 15 numara. Şurası belli ama sorun değil. Şöyle. Burayı da. Alnımın şurada bir tane var. Hadi burayı da geçelim. Tamam. Tekrar Real Techniques'in Corrector fırçasını alıyorum. Bununla bir güzel yayacağım. Fırçayla uyguladım çünkü kapatıcılık sağlamasını istiyorum. Çünkü fırça biraz daha fazla kapatıcılık sağlıyor süngere oranla. Şurayı da direkt kapatıyorum. Şurayı da hafif hafif dokunuyorum. Etrafını çok yaymadan. The Pink'in kontür ürünü uygulayacağım. Bu krem kontür. Bununla yapısı falan ay gayet güzel. Renkleri zaten görüyorsunuz. Allık, kapatıcı, highlighter, kontür var. Ama ben direkt kontür renklerinden alacağım. Şu özellikle açıktan biraz koyudan alıyorum. Şöyle biraz daha yüksekten uyguluyorum çünkü yüzüm daha yukarıda gözüksün. Amaç tamamen bu. Şimdi tekrar süngerimi alıyorum ve dağıtmaya başlıyorum. Ne güzel sesler geliyor değil mi? Kuş sesleri falan. Bu su şekilde allığı var bende. Bunu alıyorum. Bu gerçekten çok güzel ama işte kullanım süreleri az bunların da. O yüzden biraz sıkıntı. Ardından küçük bir süngeri alıyorum. Şu şekilde. Şuralara. Geçiyorum. Ardından temiz tarafıyla yaymaya çalışacağım. Ton ürün olarak da highlighter'ımız kaldı. Bunları Wet'n White'dan kullanacağım. Hello Halo serisinde bendeki rengi Hello Goodbye rengi. Açık bir renk güzel ama ben zaten highlighter'da açık sevenlerdenim. Açık renk olacak yani highlighter benim için açık olmalı. Daha sonra bunu çok az elimin üzerine alacağım. Çünkü göz pınarlarıma sürmem gerekiyor. Tekrar süngerimi alıyorum temiz tarafıyla. Bunu böyle bir güzel karıştırarak ama bakın tek bir noktada değil şöyle umarım gözüküyordur yedirdim. Yine aynı şekilde allık bronzer sürer gibi highlighter'ımı karıştırıyorum. Şöyle şerit yerine bütün hepsini şöyle karıştırın. Daha güzel duruyor bence.
Daha sonra elin üzerine aldığım highlighter'ı göz pınarlarıma geçiyorum ve içeriden alıyorum. Işık zaten iyice gitti. Hiçbir şey gözükmüyor şu an. Resmen kameraya yaklaşacağım artık. Son olarak da ruj kaldı zaten. Ondan şekil dikit ruj olarak seçtim. İlk krem ruj olarak istiyordum. Özellikle Golden Rose'dan dedim ki sürekli Golden Rose'un 30 bin numaralar rujunu kullanıyorum. O yüzden yeter. Bıktı herkes dedim hava. O yüzden Rheos'un bu dikit mat rujlarından bendeki 511 numara olan kaşmir rengini kullanacağım. Bu aynı pastelin bir tane 39'una falan benziyor. Hatta şeye benziyor. Pastelin hem 39'una hem de Maybelline'in ben çok sevdiğim 15 numarası var ya ona benziyor. Mesela bu indirimlerde 11 TL'ken öbürleri indirimlerde 30 TL, 25 TL gibi bir fiyatı var. Ben bunu 5 TL'ye almıştım bir ara. Benim makyajım bitti ama maalesef ki şu an ışık komple gitti. Size en fazla şu ışıkla göstereceğim birazdan. Lafı daha fazla atmak da istemiyorum. Bütün dikitte de krem ürünlerle yaptığım makyajım bu şekildeydi. Daha sade. Umarım videoyu ve ürünleri beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Beni desteklemek istiyorsanız ilerlememe ve yeni videoları kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Benimle olan bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Makyajımı da şöyle ışıkta göstereyim dedim. Malum hiçbir yerde ışık yok. Şöyle oldu. Rujun rengi çok iyi değil mi? Böyle dediğim gibi aynı o Maybelline'in 15 numarasına falan benziyor tabii ama bu daha uygun fiyatlı. Highlighter'ım falan. Zaten Wet n Wild'ın bu likit highlighter'ı çok çok güzel.